Ezgian Halioski serbest kalıyor. Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Ezgian Halioski için Leeds United kararını verdi ve oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağını, Galatasaray'ın da talipleri arasında ilk sırada yer aldığını aktardı. Galatasaray, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol bek Marcelo Saracchi'nin boşluğunu dolduracak alternatif isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın devre arasında Leeds United'dan Ezgian Halioski için temaslarda bulunduğu belirtilmişti. Football Insider'a göre Leeds United'da karar verildi ve bu karar da oyuncuya iletildi. Leeds United, Halioski'ye yeni bir takım bulmak adına görüşmeler yapabileceğini iletti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak. Ocak ayında Galatasaray'ın kendisiyle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılırken, Leeds'in kararı sonrası yeni sezon adına yıldız ismin takımlarla görüşmeye başlaması bekleniyor. Devre arasında liste kalmak istediği belirtilen oyuncu şimdi ayrılığa hazırlanıyor. Leeds United'da 10 numaralı formayı giyen Halioski, sol ön oyuncusu olarak transfer edilse de İngiliz ekibinde sol bekle forma giyiyordu. 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan 2,5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilen 29 yaşındaki Yıldız, Leeds United formasıyla 158 maça çıkarken 22 gol 16 asistlik katkı sağladı. Kaynak Fanatik. Crystal Palace'dan Mustafa Muhammed'e 22 milyon poundluk teklif. Galatasaray'a devre arasında gelen Mustafa Muhammed attığı gollerle parlamaya devam ediyor. Mısır'ın eski yıldızlarından Amir Zaki, Mustafa Muhammed'in kendisine bir sonraki adresini açıkladığını söyledi. Mısır basını ise Muhammed'e 22 milyon poundluk bir teklif geldiğini yazdı. Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amir Zaki, Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke basınında konuşan Zaki, Mustafa Muhammed'le 6 gün önce konuştum, onu tebrik ettim. Ona Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim, o da hedefinin İngiltere olduğunu söylemişti. Muhammed harika bir oyuncu ve şu anda Mısır milli takımının 1 numaralı forveti haline geldi, şeklinde konuştu. Amir Zaki sözlerini şöyle tamamladı. Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak. Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yeni bir transfer haberi yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Mustafa Muhammed için Crystal Palace'ın 22 milyon poundluk bir teklif yaptığını kaydetti. Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncuyu 1,5 yıl için kiraladığını ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu yatırması halinde Muhammed'i bonservisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, "Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız, bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Zamalek İcra Kurulu üyesi İbrahim Abdullah, Muhammed'le ilgili ilginç açıklamalar yapmış olsa da Abdurrahim Albayrak daha sonra İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına şu cevabı vermişti. "Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mustafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Kaynak Sabah. Galatasaray'a Cagne piyangosu. Mbaye Cagne kiralık gittiği West Bromwich'te sadece antrenörünü değil kulüp yönetimini de etkiledi. İngilizler takım Premier Lig'den düşse bile Senegalli futbolcunun bonservisini almaya karar verdi. Galatasaray'ın yıldız ismi kiralık olarak gittiği İngiltere'de kariyerine devam edecek gibi görünüyor. West Bromwich'te Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en erken golünü atma başarısı gösteren Senegalli forvet, bu maçın ardından ortaya koyduğu performansla büyük takdir topluyor. Transferinde başrol oynayan hocası Sam Allardyce'ın ardından kulüp yönetimini de etkileyen Cagne'nin, takım Premier Lig'den düşse bile bonservisinin alınmasına karar verildi.
Cagney için West Bromwich cephesinde çok güçlü bir santrfor. Onun üzerine oyun kurabiliriz. Takımın yeni lideri olur. Yorumları yapılıyor. Galatasaray 29 yaşındaki futbolcuyu 1,5 milyon euroya kiralamıştı. Anlaşma sağlanırken sözleşmeden son anda çıkarılan zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6,5 milyon euro ise Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacak. Mutabakat tamamlanırsa Galatasaray bu transferden 8 milyon euro elde etmiş olacak. Cagney'in de İngiltere'de mutlu olduğu ancak takımın ligden düşmesi halinde West Bromwich'te devam etme ihtimalini tekrar gözden geçirmeyi düşündüğü öğrenildi. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, bir yandan da kadrosunu yeniden yapılandırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında Mustafa Muhammed'le tam isabet sağlayan Sarı Kırmızılılar, yıldız oyuncu için harekat başlattı. İşte detaylar. Galatasaray yönetimi Ocak ayını hareketli geçirmiş ve Mustafa Muhammed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Yeni transferlerin takıma katılımıyla iyice güçlenen Sarı Kırmızılı ekip hızlı temposuna devam etmek istiyor. Özellikle Mustafa Muhammed ayağının tozuyla çıktığı maçlarda attığı gollerle Sarı Kırmızılı takıma kritik 3 puanlar kazandırdı. Mustafa ile nokta atışı yapan Galatasaray yönetimi yine Mısır Ligi'nden başka bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı Kırmızıların listesine giren son ismin Aliou Dieng olduğu ortaya çıktı. Scout ekibinin Muhammed'i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero El Ahli forması giyiyor. Scout biriminin 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. 12 kez Mali milli takımının formasını giyen genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Tecrübeli hocanın da onay vermesi halinde resmi girişimler başlayacak. El Ahli 2019 yılında Dieng'i transfer ederken Cezayir kulübü MAK Alger'e 1,1 milyon euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da Marcao ve Luyendama gelişmesi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera'yla nikah tazelemeye hazırlanan Galatasaray'da yeni bir operasyonun startı verildi. Sarı Kırmızılılar sözleşmeleri önümüzdeki yaz bitecek olan Marcao ve Luyendama'nın menajeriyle de masaya oturdu. Avrupa'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor. Marcao ve Luyendama'nın maaşlarına önemli bir zam da yapılacak. Alınan bilgilere göre 850 bin euro garanti ücret alan Marcao'ya 1,5 milyon euro teklif edilecek. 1 milyon 50 bin euro maaşı olan Luyendama'nın da 1,5 milyon eurodan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor. Fatih Terim'in savunmadaki çok önemli kozu olan iki futbolcuya da 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirlendi. Kaynak Fanatik. Transferde mutlu son. Yıldız futbolcu Galatasaray'da. Galatasaray'da yaz transfer dönemi için transfer çalışmaları başlamış durumda. Genç ve potansiyelli isimler için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, gündemine Rus ekibi Rubin Kazan'da forma giyen Kvisha Kvaratskhelia'yı aldı. Kazan Reporter, Rubin Kazan'ın 20 yaşındaki yıldızı Kvaratskhelia için Türk devi Galatasaray'ın devrede olduğunu ve transferin tamamlandığını yazdı. Teknik patron Fatih Terim tarafından transferine onay verildiği bildirilen genç yetenek için Galatasaray'ın Rubin Kazan'ın kapısını çaldığı ve Rus ekibinin teklifi kabul ettiği aktarıldı. Kvisha için Rus ekibi Krasnodar'ın da transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. 20 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusunun bonservis bedeli 10 milyon euro civarında olduğu için Sarı Kırmızılıların oyuncuyu 2 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Daha önce Krasnodar, oyuncuya 2 yıllık kiralama teklifi götürse de bu teklif Rubin Kazan tarafından reddedilmişti. Ancak Rus basınında Rubin Kazan'ın genç yıldızın gelişimi için Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği iddia ediliyor.
2019 yazında bonservis bedelsiz olarak Rustavi'den transfer edilen Kvisha Kvaratskhelia'nın sözleşmesi ise 2019 yılında